Herkese yeniden merhabalar. Bugün sizlerle harika bir burger tarifi paylaşacağım. Gerçekten mükemmel olduğu denemenizi kesinlikle tavsiye ederek hemen tarifimin yapılışına başlıyorum. Tanzong metodunu kullanacağız. Japonların kullandığı bir teknik. Bu sayede hamurumuz böyle çok yumuşak, nemli ve kabarık bir yapıya sahip olacak. Yapımı da çok kolay zaten. Hemen un ve suyu bir tencereye aldım. Yoğunlaşana kadar karıştırıyorum ve kenara alacağım soğuması için. Bakın güzelce yoğunlaştı. Şimdi soğuması için bir kaba aktarıyorum. Ben de o sırada hamurumu hazırlayacağım. Bu ölçülerle toplamda 6 tane hamburger ekmeği elde ediyoruz. Kabıma ılık sütümü alıyorum 110 gram. Tüm gramajların bardak ölçüsü de açıklamalar kısmında yer alacak. Oradan bakabilirsiniz. Şimdi içerisine mayamı ilave ediyorum. 7 gram maya 30 gram da toz şekeri ilave ettikten sonra şöyle bir kabaca karıştırıyorum. Daha sonra oda sıcaklığına gelmiş tanzon hamurumu içerisine ilave edip güzelce karıştıracağım. İyice karıştıktan sonra diğer malzemelerimizi eklemeye geçeceğiz. 1 adet yumurtam var onu da ilave ediyorum. Sıvı malzemelerimiz bu kadar. Şimdi kuruları eklemeye geçeceğiz. 300 gram un kullandım arkadaşlar. Eleyerek ilave ediyorum. Hamurumuzun kıvamı oldukça yumuşak olacak. Sakın böyle elinize yapışıyor diye ekstra un ilavesi yapmayın lütfen. 6 gram da tuzum var. Bir kaşık yardımıyla kabaca karıştıracağım. Daha sonra tezgahımı alıp yoğurma aşamasına geçeceğim. Burada protein oranı yüksek ekmeklik bir un kullanırsanız çok çok daha iyi bir sonuç elde edeceksiniz. Onu da belirtmiş olalım. Bakın şöyle biraz toparlandı. Şimdi tezgahımı alıp yoğurma işlemine geçiyorum. Bu noktada hamurun çok güzel bir şekilde yoğrulması oldukça önemli ne kadar güzel yoğurursak hamurumuz o kadar kaliteli olacak, o kadar güzel kabaracak. Şimdi yoğurmaya devam ettikçe görüyorsunuz ki elime yapışmaya başladı ama un ilavesi yapmıyorum. Ellerimi güzelce yıkayıp tekrar tezgahımın başına geldim. Bir kazıyıcıdan destek alarak yoğurmaya devam ediyorum. Şöyle altına yapıştıkça kazıyıcıyla yukarı doğru kaldırıp yoğurma işlemine devam ediyorum. Un ilavesi yapmıyorum. Hamurumu yaklaşık 5 dakika boyunca yoğurdum. Şimdi e, şurada 100 gram kadar tereyağım var. Parça parça ilave edip hamuruma güzelce yedireceğim. Hamura tereyağını ekledikten sonra böyle hamur biraz parça parça oluyor gibi gelecek. Ama yoğurmaya devam ettikçe göreceksiniz ki tereyağı hamura güzel bir şekilde karışacak. Ve hamurunuz böyle yumuşacık çok güzel bir kıvam alacak. Evet tüm tereyağımı hamura güzelce yedirdim. Bakın oldukça yumuşak bir hamur şu an elime de yapışmıyor gördüğünüz gibi. Evet hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra mayalandırma işlemine geçebiliriz. Sıcaklığa bağlı olarak değişmekle birlikte yaklaşık şöyle 1 saat kadar güzelce mayalandıracağım. iki katına çıkana kadar. Üzerine bir streç film örtüyorum ve mayalandırmaya bırakıyorum. Köftem için şöyle yaklaşık %20 yağlı kıymam var. Onun üzerine bir adet yumurta sarısı ilave edip güzelce karıştırıyorum. Çok fazla yoğurmanıza gerek yok. Yumurta sarısı karıştıktan sonra yeterlidir bizim için. Hamburger ekmeğinden 6 tane hamburger elde ediyoruz. Ben bugün 2 kişi olduğumuz için 2 tane hamburger hazırlayacağım. Bu yüzden burada 320 gram kıyma var. Kişi başı 160 gramdan yapacağız. Şimdi kıymamı iki parçaya ayırıp yuvarlayacağım ve üzerine streç film geçirerek buzdolabında bekleteceğim. Biz de bu sırada sosumuzu hazırlayalım. Burada 2 yemek kaşığı ketçap, 3 yemek kaşığı mayonez, 1 tatlı kaşığı da hardal var. 2 tane orta boy turşuyu küçük küçük doğruyorum. İçerisine bir yemek kaşığı da turşu suyu ilave edip güzelce karıştırıyorum. Bir tatlı kaşığı daha üstü sos kullanacağım. Bu tamamen opsiyonel İsterseniz eklemeyebilirsiniz. Güzel bir lezzet verdiği için genelde bu tarz sosların içerisine ilave ediyorum. Makarnaya vesaire de çok yakışıyor. Şöyle güzelce karıştırdım. Streç geçirip buzdolabına kaldıracağım bunu da. Evet, hamurum güzel bir şekilde mayalandı yaklaşık 1 saat boyunca. Bakın iki katına çıktı. Oldu çok güzel gözüküyor şu an. Şimdi tezgahıma alacağım ve alt parçaya ayıracağım. Hamurumuz yağlı bir hamur arkadaşlar. Böyle hamurla çok fazla oynamayın. Eğer çok yağlı gelirse hafifçe böyle unla şekil verebilirsiniz. Hemen şimdi alt parçaya ayıracağım ve yuvarlayıp silpat serdiğim e, tepsimin içerisine alacağım. Elimi biraz yağlıyorum. Hamurlarımın üzerine hafifçe yağ sürüyorum. Tekrar bir streç geçiriyorum. İki katına çıkana kadar mayalandırıyorum. Bakın gördüğünüz gibi oldukça güzel mayalandılar. Yaklaşık böyle 45 dakika bir saat boyunca mayalandırdım. Burada bir adet yumurta sarısını bir tatlı kaşığı sütle karıştırıp üzerlerine güzelce sürüyoruz. Susam ekliyoruz. Ben hepsini eklemedim. Sadece iki tanesini ekledim. Diğerlerini boş bıraktım. Önceden ısıttığımız 190 derece fırında yaklaşık 15-20 dakika boyunca pişiriyoruz. Üzerleri güzelce kızarana kadar fırına fırına fark eder. Fırından çıkar çıkmaz üzerlerine tereyağı sürüyorum ve tel ızgarayı alarak güzelce soğuması için kenara alacağım. Evet arkadaşlar köftelerimizi hazırlamaya geçelim. Yuvarladığım köftemi az bir miktar sıvı yağ koydum tavama alıyorum. Üzerine bir yağlı kağıt ekledikten sonra üzerine bir ağırlıkla bastırıyorum. İstediğim inceliğe geldikten sonra yağlı kağıdı çıkartacağım. Ve bir tarafı güzelce piştikten sonra diğer tarafını çevirip e, çift taraflı pişireceğiz. Evet bu kadar benim için yeterli. Şimdi yağ kağıdı çıkartıyorum. Benim verdiğim ölçülerle böyle büyük boy bir hamburger elde ediyorsunuz. Eğer daha küçük isterseniz hamurlarınızı biraz daha küçük yuvarlayabilirsiniz. Gene köftenizi de küçültürsünüz aynı oranda. Üzerine biraz tuz ve karabiber serptim. Altı pişti şu anda. Üstüne biraz yağ damlatıp ters çeviriyorum. Evet köftemi böyle ters yüz ederek güzelce pişiriyorum. Yine çevirdiğim tarafa da tuz ve karabiber serptim bu arada. İyice piştikten sonra üzerine 2 dilim çedar peyniri ekliyorum. Peynir eridikten sonra alacağım. Ekmeklerim de çok güzel bir şekilde soğudu. Eğer ekmekleri aynı gün yapmak istemezseniz ki bu bazen zor olabiliyor çünkü. Ekmekleri daha önceden yapıp oda sıcaklığına geldikten sonra güzelce streç filme sarıp difrize muhafaza edebilirsiniz arkadaşlar. Bu sayede dilediğiniz zaman çıkartıp kullanırsınız. Şimdi ekmeklerimi pişireceğim. Tavama az bir miktar tereyağı aldım. Ekmeklerimin iç tarafını güzelce kızartıyorum. Bakın çok güzel bir şekilde kızardı. Şimdi birleştirme aşamasına geçebiliriz artık. Bu aşama aslında tamamen sizin zevkinize kalmış. İstediğiniz malzemeyi ekleyip çıkartabilirsiniz. Ben bugün kendi sevdiğim usulde bol soslu bir hamburger hazırladım. Altına da cheddar peyniri koydum. Ekmeğimiz çok sıcak olduğu için zaten sıcağıyla eriyecek. Köftemizi koyduk, üzerine hazırladığımız sosu koyduk, bir parça domates koyduk. Ekmeğimizin üst katına da biraz sos sürerek üzerine yerleştiriyorum. Gerçekten harika oldu. Yapımı çok da zor sayılmaz aslında. Dediğim gibi hamburger ekmeklerini daha önceden pişirip difrizde muhafaza ederseniz çok daha pratik oluyor. Gerçekten difrizden çıkartıp oda sıcaklığına getirdiğiniz zaman ilk günkü tazeliğini koruyor. Evet arkadaşlar bugünkü tarifinde sonuna geldik. Umarım siz de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Deneyenler aşağıya yorumlarını bırakırsa çok mutlu olurum. Videodan bir şeyler aldıysanız beğeni butonuna tıklayıp yeni tariflerinden haberdar olmak için kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Farklı tariflerle görüşmek üzere şimdilik hoşçakalın.